Mars'ta bir damla su bile yok. Bir varsayım yapalım. Orada bir okyanus olsaydı, biz de bir teknede olsaydık, yolumuzu nasıl bulurduk? Bulamazdık. Çünkü pusulamız çalışmazdı. Pusula dünyanın manyetik alanıyla çalışır. Mars'ta ve diğer gezegenlerde dünyadakine benzer bir manyetik alan, yani manyetosfer yok. Bu sebeple de yön bulmak mümkün değil. Pusula 11. yüzyılda icat edildi. O tarihten beri gemiler pusulayla yönlerini buldular. Şimdilerde uydu bağlantılı GPS cihazları var. Ama gemilerde hala yedek olarak pusula kullanılıyor. Bilmediğiniz bir şehirde navigasyonsuz adres bulabilir misiniz? Bulamazsınız. İnsan vücudunda pusula yoktur. Ama pek çok canlının vücuduna yaratılıştan pusula veya navigasyon sistemi monte edilmiştir. Diğer bazı canlılarda olan bu donanım insanda yok veya henüz keşfedilmedi. Deniz kaplumbağaları. Karanlıklar içinde yumurtadan doğuyorlar. Sağa sola veya arkaya değil, denize doğru yöneliyorlar. Ve bu yolculuk bazı deniz kaplumbağası türlerinde 10 yıldan fazla sürüyor. Ama doğdukları sahile tekrar dönebiliyorlar, dönüp yumurta bırakıyorlar. Göçmen kuşlar hayatları boyunca binlerce kilometre yol kat eder. Kıtaları aşar. Penguenler, balinalar, köpek balıkları hepsi yönlerini manyetosfer sayesinde bulur. Güvercinler günde 1000 kilometre yol alabilir. Giderler ve yolu şaşırmadan geri dönerler. Güvercinler telgrafın keşfine kadar yüzyıllarca posta getirip götürdü. Savaşlarda casusluk yaptı, bilgi taşıdı. Hatta İkinci Dünya Savaşı sonrası 32 güvercine madalya bile takıldı. Ama bilim insanları güvercinlerin vücudundaki bu esrarengiz navigasyon sistemini hala tam olarak çözemedi. One of the greatest mysteries in sensory biology is how animals are able to sense the Earth's magnetic field and to use it to navigate. Ünlü bilim dergisi Nature'da uzun bir makalede bu konu anlatılıyor. 30'dan fazla bilim insanı bu araştırmaya katkıda bulunmuş. Kuşların beyin ve gözlerine yerleştirilen pusulanın çalışma şekli analiz ediliyor. Bu kuş European Robin. Biz bu kuşa kızıl gerdan diyoruz. Bu kuşların gözlerinde dünyanın manyetik alanını algılamalarını sağlayan özel proteinler keşfedildi. Kriptokrom adlı bir protein, European Robin'in gözünün mavi ışığa duyarlı bölümünde. Bu kuşların beyninde bir de biyolojik saat var. Kriptokrom proteinleri bu saatin ritimleriyle bağlantılı olarak çalışıyor. Işık fotonları göze girdiğinde bu proteini uyarıyor. Bu uyarma, proteinin elektronları arasında kuantum dolanıklığı oluşturuyor. Kuantum dolanıklığı nedir? Bir kaynaktan iki foton veya iki elektron fırlatılsa, bu iki elektrondan veya fotondan birine bir etkide bulunduğunuzda, aynı anda ne kadar uzak olursa olsun, diğeri de etkileniyor. Birinin yönünü değiştirdiğinizde, diğeri de yönünü değiştiriyor. Daha doğrusu siz ölçüm yaptığınızda yönü farklı olarak buluyorsunuz. Aradaki mesafenin hiçbir önemi yok. Diyelim ki CERN'deki bir ışık kaynağından iki foton çıktı. Aynı kaynaktan çıkan fotonun biri yarım metre öteye, diğeri ise 25 ışık yılı uzaktaki Vega yıldızına gitti. Bu iki elektron veya fotondan birini gözlemlediğinizde, bir etkide bulunduğunuzda aynı anda ne kadar uzak olursa olsun diğeri de etkileşimde bulunuyor. Einstein bu olayı kabul ediyor ama inanmakta zorlanıyor. Almanca Spuk hefte Fernwirkung, yani uzun mesafede ürpertici bir etki diyor. 2022 Nobel Fizik Ödülü bu olayı Bell deneyiyle kanıtlayan bu üç bilim insanına verildi.
Peki kuantum dolanıklığı kuşun gözünde nasıl çalışıyor? When a photon enters the robin's eye, it creates what's called an entangled pair of electrons. Here's how it works. Each electron has two possible states. For simplicity, I'm choosing to call them red and green. Now, here's the weird thing. Until I measure it, the electrons are mysteriously linked. It's as if the first electron is telling the second one what to do. The electrons seem to know that they should both have the same color, no matter how far apart they are. Kuantum dolanıklığı, dünyanın manyetik alan çizgileri boyunca kuşu uyarıyor. Kuşun beynine gönderilen kimyasal sinyaller, manyetik alanı 5 derecelik sapmalarla uyarıyor ve kuşun rota dışına çıkmasına engel oluyor. Near the equator, they may be more likely to be red-red, but near the pole, they may be more likely to be red-green. I think having studied quantum mechanics myself years and years ago, I would never have realized then or even believed, I think, that it would be possible that quantum mechanical effects could be actually housed within the eye of a bird. That is a huge surprise, and that's nothing we learned in quantum mechanics when I was young. Diğer bazı göçmen kuşlarla ilgili ise farklı bir teori var. Güvercinlerle ilgili şöyle bir deney yapıldı. Güvercinler her iki ucunda yemlik bulunan ahşap bir kutuya konuyor. Kutunun dışına manyetizma oluşması için bobinler konuyor. Güvercinler bobinler çalışırken kutunun bir ucuna gitmeleri için eğitiliyor. Ama gagalarına mıknatıs takıldığında, üst gagalarına anestezi uygulanıp uyuşturulduğunda yön bulma yeteneklerini kaybediyorlar. Güvercinlerin vücutlarında manyetik alıcı olarak işlev gören küçük magnetit parçaları var. Bu alıcılar dünyanın manyetik alanını algılıyor ve yön bulmalarına yardımcı oluyor. Yarasalar yüksek frekansta ses dalgaları çıkarır. Biz duyamayız. Bu dalgalar çevredeki nesnelere çarpıp geri yansır. Çevrelerini böyle hissedip bir yere çarpmadan uçarlar. Ama çevreyi görmek, uzun mesafeleri doğru gitmek için yeterli değil. Manyetik alan da gereklidir. Princeton Üniversitesi'nde bunun deneyi yapıldı. Dr. Richard Holland, yarasaların yönlerini bulmak için dünyanın manyetik alanını da kullandıklarını keşfetti. Yarasanın beynine onun pusulasını bozacak çok kısa zararsız manyetik ışınlar gönderildi. Bu ışın beynindeki manyetik kutupları tersine çeviriyor. Sonra yarasayı 30 kilometre uzaktaki bir noktaya götürüp serbest bıraktılar. Yarasa yanlış yöne gitti. 2-3 saat kadar yön duygusunu kaybetti. Ses dalgaları yollaması ve bunların geri gelişiyle hiçbir yere çarpmadan ilerledi. Fakat manyetik alanı kaybettiği için yuvasının yolunu bulamadı. Bünyesinin normale dönmesi için 3-4 saat gerekti. Sonrasında kutupları doğru algılamaya başladı ve yuvasının yolunu buldu. Peki bu hayvanlar dünyanın manyetik alanından nasıl yararlanıyor? Einstein'ın anlamakta ve çözmekte zorlandığı kuantum dolanıklığını bir kuş kendi vücuduna monte etmeyi nasıl başardı? Hollandalı bilim insanları robine benzeterek robird'ü üretti. Robirdler havaalanlarından kuşları uzak tutmak için kullanılıyor. Şahin görünümüyle kuş sürülerini pistlerden uzaklaştırıyor. Robird'de tabii ki kuantum filan yok. Mekanik, basit bir kopya. Minik motorlar kanatları hareket ettiriyor. Kanat çırpıyor, süzülüyor. Özel eğitimli bir pilot kontrol ediyor. Robin ile Robird'ü basitçe kıyaslayalım. Robird saniyede 2 defa kanat çırpabilir, Robin ise saniyede 15 defa kanat çırpıyor. Robird'ün 2 kilometre menzili var. Daha öteye gittiğinde kontrolden çıkıyor. Robin bir göçmen kuş olarak tüm Avrupa'yı dolaşıp evine dönebilir. Günde 300 kilometre yol alabiliyor. Robird pili tam şarj edildiğinde 15 dakika uçabiliyor. Robin ise birkaç yaban mersini veya kurtçuk yediğinde saatlerce uçabiliyor.
Robert 750 gram, Robin ise sadece 22 gram, 1/34 biri. Robert, 15 yıllık bir süreçte onlarca mühendisin emeğiyle geliştirildi. Robin ise sadece 2 gram gelen bir yumurtadan 14 günde yaratılıyor. Robert için üretim atölyesi, fabrika, artı uzaktan kumanda cihazı, artı bilgisayar kontrolü, artı yazılım ve pilot gerekiyor. Robin'in ise yazılımı, bilgisayarı, pilotu, şeyi içinde. Bir de teknolojisi hala tam çözülemeyen kuantum pusulası var. ...22 gramın içinde Robert'te olmayan neler var? Farklı özellikli ve renkli tüyler, pek çok farklı yapıda deri dokusu, 20 farklı yapıda kas türü, 22 farklı türde kemik, burun, akciğer, solunum sistemi, hava keseleri, mide, karaciğer, safra kesesi, kalın bağırsak, pankreas, ince bağırsak. Robin'in ince bağırsak çapı 1 milimetre civarı. Kalp, kan dolaşım sistemi, bu uzun mesafeleri almasını sağlayan motoru, yani kalbi ne kadardır? 1 gramdan az. İnanılmaz bir küçüklük ama akıl almaz bir güç. Dişi üreme organları, böbrek, erkek üreme organları, bağışıklık sistemi, göz, beyin, omurilik, pilot, bilgisayar ve yazılım burada saklı. Ve tüm bunların üstüne Robin'in gözlerinde keşfedilen kriptokrom adlı protein. Minik ve eşsiz bir sanat şaheseri. Biz navigasyonsuz 3 cadde öteye gidemiyoruz. Göçmen kuş, bazı balıklarsa vücutlarına monte edilmiş kuantum dolanıklığıyla manyetosfer çizgilerinden yararlanır. Aylarca, bazen yıllarca gökyüzünde veya denizin karanlığında yolculuk yapar. Sonra doğduğu noktaya rahatça döner. Kimyacı ve nanobilimci James Tour'la bitireyim. Ancak bilimden hiç haberi olmayan bir kişi bilimin inancı öldüreceğini düşünebilir. Oysa bilimle ne kadar ilgilenirsen, Tanrı'ya o kadar yaklaşırsın.